Kandili. Berat Kandili'nin tüm dünyaya barış ve adalet getirmesini hep birlikte diliyoruz. Ve yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 107. yılını da büyük bir gururla kutluyoruz. Ve tabii ki değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de büyük bir vefa ile saygıyla anıyoruz. Değerli basın mensupları. Cumhur İttifakı ekonomik, sosyal, siyasal her açıdan ülkemizi uçuruma sürüklemeye maalesef devam ediyor. Cumhuriyet tarihimizin en basiretsiz iktidarıyla, hükümetiyle Maalesef karşı karşıyayız. Kısa bir hatırlatma. 16 Nisan 2017 tarihinde olağanüstü hal şartlarında bir referanduma götürdüler ülkeyi ve referandumda o hal şartlarında çıkartılan evet ile bir tek adam sistemine geçildi. Bu demokrasiye büyük bir ihanetti. Daha sonra öne çekerek seçimleri 24 Haziran 2018'de yine ohal döneminde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini yaptılar. Ve bugün ve bugün Cumhur İttifakı maalesef demokrasiye, demokratik hukuk devletine ihanetine ısrarla devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif sundular. Seçim kanununda değişiklikler öngören bir teklif bir yıldır bu teklif üzerinde çalışıyorlar, çalıştılar. Tamamen kendi mutfaklarında. Hiçbir katılımcılık yok, toplumsal uzlaşmak yok, muhalefetle, sivil toplumla görüşmek yok. Kendi mutfaklarında bir yıl tuttular ve bugün getirdiler, meclise sundular. Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Bu teklif demokrasiye ihanettir. Bu teklif Türk siyasetine seçim hukukuna açıkça bir ihanettir ve büyük bir korkunun da çaresizliğin de göstergesidir. Evet, sarayın duvarları arasında ve Cumhur İttifakı'nın içerisinde kaygılar, korkular çok büyük. İktidarı kaybetme korkusu. Neler var bu teklifin içerisinde? Demokrasi ayıpları var. Utanç duyulması gereken düzenlemeler var. Örneğin baraj. Diyorlar ki biz barajı yüzde ondan yüzde yediye indiriyoruz. Böylece daha çok partinin, daha çok fikrin meclise girmesini istiyoruz. Gerekçesinde öyle yazmışlar. Makul bir oran olmalı demişler. Yüzde yedi gibi çok yüksek bir seçim barajını 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olan bir seçim barajını Makul bir oran olarak görmek zaten başlı başına büyük bir çelişki. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı? Biz güçlendirilmiş parlamenter sistemde, parlamenter sistem için yüzde üç bir baraj önerdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde baraj sıfır olmalı. Daha çok partinin meclise girmesini istiyorsanız, yüzde bir alan partinin dahi mecliste temsil edilmesini istiyorsanız, Toplumsal bir uzlaşma istiyorsanız niye barajı sıfıra indirmiyorsunuz? Üstelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hani hükümet istikrarı sorunu olmayacaktı? O zaman baraj hala bu kadar yüksek bir barajı niçin savunuyorsunuz? Değerli basın mensupları, parlamenter sistemle bu tür başkanlık sistemleri arasındaki en büyük fark şudur. Parlamenter sistemde hükümetler meysil içinden çıkar ve meclise karşı sorumlu olarak görev yaparlar. Onun için makul bir barajı öngörebilirsiniz parlamenter sistemde. Ama bu sistemde, bu ucube sistemde ki hükümetin de meclisin içinden çıkmadığını biliyoruz. Hala bu kadar yüksek oranda bir barajı savunmak 12 Eylül darbe hukukunun demokrasi ayıbını savunmaktır. Cumhur İttifakı'na da bu gerçekten çok yakışıyor. Başka bir düzenleme. Seçim yasaklarıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nı seçim yasaklarından muaf tutuyorlar. Hani diyorlardı ki artık bu sistemde başbakanın yerine cumhurbaşkanı geçecek. Bütün kanunları düzelttiler. Başbakan yazan bütün kanunları cumhurbaşkanı yazdılar başbakan yerine. Ama her nedense seçimlerin tebel hükümleri hakkındaki kanunumuzun 65. maddesinde geçen başbakan kelimesi yerine Cumhurbaşkanı yazmadılar. Yani partili cumhurbaşkanı dilediği gibi, dilediği zaman üstelik devletin tüm imkanlarını kullanarak seçim propagandasını yapabilecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi işte bugün Türkiye'nin yaşadığı kişi, parti, devlet birleşmesi demokrasiyi yerle bir etti. Demokrasiyi, hukuku, her şeyi rafa kaldırdı. Değerli basın mensupları, seçimlerde siyasi partiler yarışır. Bizim tüm seçim hayatımızda ülkemizin böyle geçmiştir. Seçimlerde devlet taraf olmaz. Devlet siyasi partilerle yarışmaz. Siyasi partiler birbiriyle yarışır. Siyasi parti ayrı şeydir. Hükümet ayrı şeydir, devlet ayrı şeydir. Ama maalesef hepsi birbirine karıştı. Şimdi istiyorlar ki biz oyunun kuralını değiştirelim. Seçimlere az bir zaman kala bizim genel başkanımız, bizim adayımız Cumhurbaşkanı forsuyla tüm devleti arkasına alarak bu seçimlerde diğer adaylarla yarışsın. Başbakana göre cumhurbaşkanının konumu da çok daha farklıdır biliyorsunuz. Devleti ve milleti temsil eder. Valiler, kaymakamlar devletin tüm kurumları Seçimde Cumhurbaşkanı'yla birlikte hareket edecek. Ama bunların hepsi işte bir aslında çaresizliğin çırpınışları. Hiç kimse endişe etmesin. Biz bu gerçekleri artık gülümseyerek sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz. Çok önemli bir düzenleme daha getiriyorlar. Kendileri açısından herhalde. Biliyorsunuz bizim seçim kanunumuzda çok önemli hükümler vardır. Bir tanesi şu. İl'in en kıdemli hakimi ilçe seçim kurulunun başkanıdır. Nokta. İlçenin en kıdemli hakimi ilçe seçim kurulunun başkanıdır. Nokta. Ne kadar net, sade ve doğru bir hüküm değil mi? Bizim seçim kanunumuzda bu yazar. Neden en kıdemli hakim? Çünkü en kıdemli hakim en az etki altında kalan kişidir en deneyimli kişidir. Ve seçim güvenliği açısından bu düzenleme çok çok önemlidir. Bundan neden rahatsız oluyor Cumhur İttifakı? Bundan neden rahatsız oluyor Erdoğan ve saray iktidarı? Böyle bir hükümden niçin rahatsız olunur? Ne amaçla bu düzenlemeyi değiştirmek istiyorsunuz? Bilgileriniz üzere kanun uyarınca Ocak ayının son haftasında Türkiye'de tüm ilçe ve il seçim kurulları yeniden oluştu ve iki yıl görev yapacaklar. Şimdi bu ilçe ve il seçim kurullarını daha Ocak ayının son haftasında yenilenmesine rağmen yeniden düzenlemek istiyorlar. Neymiş efendim? Birinci sınıfa ayrılmış çok sayıda hakim. Birinci sınıf da değil, birinci sınıfa ayrılmış çok sayıda hakim torbaya girecekmiş. Adliyelerdeki adalet komisyonu da kura çekecekmiş. Neden? En kıdemli hakim o ilçede dururken neden torbanın içerisinden başka bir hakim çıkartmak istiyorsunuz? Bu kadar mı çok korkuyorsunuz? Bu düzenlemeyi getirmek demokrasi adına, siyaset adına, seçim hukuku adına büyük bir ayıptır, ihanettir. Komisyonda ve genel kurulda bakalım bunların izahını nasıl yapacaklar, neler diyecekler. Çünkü bütün tekliflerini kendi mutfaklarında pişirip hazırladıkları için komisyonda bunların cevabını tabii ki soracağız. Maç başlamadan önce oyunun kuralını değiştirmek istiyorlar. Ama bu işler tutmaz. Geçmişte de hiçbir zaman tutmadığı gibi. Bu tip teklifler bu düzenlemeler bu merak etkisi yapar. Döner, sizi öyle bir vurur ki o utancınızla baş başa kalırsınız. Bu teklifle zaten Cumhur İttifakı herhalde Türk siyasi tarihinde utançla anılacak. Bugüne kadar hiç kimse, hiçbir iktidar böyle düzenlemeler yapmayı düşünmedi. Teklif dahi etmedi. Böyle şeylere teşebbüs dahi etmedi. Ama artık yönetme kabiliyetini ve şuurunu tamamen kaybetmiş bir saray iktidarıyla karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları, kanunlar niçin çıkarılır? Kamu yararı için çıkartılır. Adalet için çıkartılır. Oysa bu değişiklik teklifinde ne var? Belli kişilerin ve belli partilerin yararları gözetiliyor demokratik, eşit, adil koşullarda yarışmayalım istiyorlar. Evet, belli kişilerin ve belli partilerin yararına, kamu yararına değil bir kanun çıkartmak istiyorlar. Özel çıkarlar için kanun çıkartmaya teşebbüs etmek de demokratik hukuk devletine bir ihanettir ve maalesef yozlaşmanın zirvesidir. Onun için bu düzeni değiştireceğiz. Onun için birlikte çalışıyoruz. Onun için demokrasi için, Türkiye için ittifak yapıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Hiç kimse ümitsiz olmasın. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve birlikte çalışmaya da devam ediyoruz. Ama onlar bu tek getirdikleri bu teklifle maalesef herhalde utanç içerisinde siyasi tarihimizde yerlerini alacaklar. Değerli basın mensupları, önümüzdeki ilk seçimde, yani milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır. Ve Millet İttifakı da, demokrasiden yana olanlar da, mecliste çoğunluğu ele alacaktır. Ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Çünkü bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesi. Bizim mücadelemiz 84 milyon için ortak bir gelecek mücadelesi. Bizim mücadelemiz yarını inşa etme mücadelesi. Ve ilk seçimde otoriter sistemden yana olanlar, keyfilikten yana olanlar değil, demokrasiden yana olanlar, adaletten yana olanlar kazanacaktır. Cevap Benim bir sorum sizin de bahsettiğiniz bu seçim yasası teklifine ilişkin olacak. Bu teklifin yasalaşması halinde özellikle küçük partilerin milletvekili çıkarma ihtimalinin düşebileceğinden bahsediliyor. Millet ittifakında da aslında oy düşük diyebileceğimiz siyasi partiler var. Bu Millet ittifakının seçim stratejisini değiştirebilecek bir yasa değişikliği olur mu eğer kabul edilirse? Bir, bunu öğrenmek istiyorum. İkinci olarak da bu altı parti liderinin en bir sonraki görüşmesinin 27 Mart'ta olacağını öğrenmiştik Deva Partisi'nin ev sahipliğinde. Acaba bunun yeri saati kesinleşti mi? Kesinleşmesi ne zaman kesinleşir? Ve bundan sonraki görüşmeler siyasi partilerin genel merkezlerinde mi olacak? Yoksa yine işte akşam yemekli bir önceki ilk toplantı gibi mi olacak? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, evet 27 Mart'ta 6 siyasi partinin sayın genel başkanları yine bir akşam yemeğinde bir yemekli toplantıda bir araya gelecekler. Herhalde saat 19:00 olur ama yerini şu anda ben de bilmiyorum. Önemli olan bir araya gelmektir. Önemli olan birlikte çalışmaktır Türkiye için. Bizim meselemiz Türkiye meselesi. Ama birilerinin meselesi kendi iktidarları ve şahsi ikballeri. İşte kendi partilerinin ve kendileri için, kendi partileri için özel çıkarları için yasa teklifi getiriyorlar. Demokrasi adına, siyaset adına utanç verici bir durumla karşı karşıyayız. Millet İttifakı güçlenerek, büyüyerek yoluna devam ediyor değerli basın mensupları. Bugün tüm kamu araştırmaları bize şunu açıkça gösteriyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın önünde. Zaten korkuları da, kaygıları da o. Demokrasilerde çareler hiçbir zaman tükenmez. Biz her türlü tedbiri alıyoruz ve Bizim en büyük artımız biz birlikte çalışırken birlikte çalışanlardan hiç kimse ben ne olacağım kaygısıyla hareket etmiyor. Çünkü biz gelecek nesiller için, çocuklarımızın geleceği için mutlaka ve mutlaka demokratik hukuk devletini, adaleti bu topraklarda tesis edeceğiz. Buyurun. Efendim bugün basında da vardı bir Macaristan modelinden bahsediliyor. Muhalefetin bu modeli incelediği ifade edildi. Biraz açabilir misiniz nedir bu Macaristan e formülü? Bir de e ayrıntı rica edeceğim sizden ve uygulanabilir mi Türkiye'de efendim Macaristan modeli? Çok teşekkür ederim. Evet e biz de Macaristan'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Macaristan'dakiler de bizdeki gelişmeleri e takip ediyor. Öncelikle şunu tüm samimiyetimle paylaşayım. Otoriter, popülist, tek adam sistemleri çatışmadan beslenir, kutuplaşmadan beslenir, ayrıştırmadan beslenir. Ve dünyanın her yerinde otoriter sistemlere karşı demokratlar birleşir. Demokratlar demokrasi mücadelesi verir. Macaristan'da da altı parti birlikte çalışıyor. Türkiye'de de altı parti birlikte çalışıyor bu açıdan önemli benzerlikler var. Tabii sistem açısından farklılıklar da var ama önemli olan ilkelerdir. Siz önünüze, masanıza demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koyarsanız, temel ilkelerde uzlaşırsınız ve tek adam rejimlerine seçimlerde son verirsiniz. İşte biz İstanbul'da kazandık. Macaristan'da birlikte demokrasi mücadelesi verenler Budapest'te de kazandı. Nisan ayında seçimler var Macaristan'da. Sonucu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz ama Türkiye'de hiç kimsenin endişesi olmasın. İlk seçimde demokrasiden yana olanlar kazanacaktır. Çok teşekkür ediyorum.